Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Bilinir ki videolarımız ekseriyetle av tüfekleri ve malzemeleri üzerine olur. Ama diyeceksiniz bu videonun ne özelliği var? Bakınız, çok kıymetli dostlarımızdan bir tanesi bize 45 kalibre bir zigzaveri var. Tabancasını getirdi. Şimdi biz de kendisinin anlayışına sığınarak hem tabancasını aldık hem kameranın arkasına kendisini geçirdik. Şimdi bu güzel tabancayla sizlere bir video çekeceğiz. Dostlarım, tabancamız zigzaver. Ama zigzaverin 1911 modeli, yani 45 kalibre mühimmatlar atan süper target model. Tabancamız çelik. Çelik ama gerçekten elde duruşu ve ağırlığı itibariyle tutuşu ve kavraması çok güzel. Şöyle arpacını sizlere bir göstereyim. Gayet güzel. Yüksek ama buna karşılık yeşil renk, fiber optik, gayet güzel bir arpacı ve ayarlanabilir gezi var. 45 kalibrelerin 1911 modellerin ortak özelliği kabzesindeki emniyet. Hafifçe bile olsa eğer emniyeti sıkmazsanız buradan tabancamız zaten atış yapmıyor. Buradan horoz emniyetimiz ayrıca mevcut. Tabancamızın ayrıca tipik bir atış tabancası olarak şurada son derece yumuşak da bir tetiği var. O kadar ki tetik emniyetine bu tabancanın sahibiyseniz gerçekten çok dikkat etmeli. Eğer kullanmayacak ve atmayacaksanız dostlar kesinlikle ve kesinlikle tetiğe dokunmamalısınız. Çünkü ateşleme ihtimaliniz var. Kabzeye dikkat ederseniz gene profesyonel atış tabancalarında, müsabaka tabancalarında da oldukça görebileceğiniz son derece ergonomik, iri ama böyle ele çok güzel oturan ortopedik de bir kabzesi var. Şimdi gelelim tabancamızın sökmesi. Şimdi dostlar, tabancamız ucundan şu kısım. Şunu bastırıp kelebeği çeviriyoruz. En azından biz kelebek şeklinde duyduk bunu. Şöyle bastırıyorum. Bunu buradan bakınız bu şekilde çeviriyorum. Ucundaki şu parçayı fırlatmadan çıkartıyorum. Bu şekilde icra yeni direkt de alabilirim. Bazıları içinde de bırakabiliyor. Çünkü içinde bir parça var baba. Bunu ardından böyle geri çektim. Tam şurada bir kısım var. Dikkat ediyor musunuz? Şunların ikisi üst üste oturacak. Sonra alttan şu taraftan yukarı doğru bastırıp buradan alıveriyorum. Şimdi tabancayı baş aşağı çevirip alt gövdeyi çekiyorum. Şimdi içinde şöyle bir parça var. Bunu alıyorum. Bunu bu tarafa çevirip buradan alıyorum. Şimdi namlumuz burada. Dikkat ederseniz kilit kısımları şurada. Tabancanın dikkat ederseniz namlu kilidi burada. Şuradaki oyuklara namlunun üzerindeki şu kısım oturur. Bu tabancamızın namlu kilidi. Şimdi dostlar, tabancamız dediğim gibi Amerikan imalat, son derece kaliteli bir tabanca. Tabancamızı gerçekten özellikle bu tip böyle çok nitelikli elit malzemelerde ben hani gerçekten temizlemeye çok da dikkat etmek istiyorum. İtinalı bir şekilde tabancamızı temizliyoruz. Bakınız, tabancamızın içini dahil her tarafını temizledikten sonra bunu buradan oturtuyoruz. Kilidi yerine oturtup bakın şurada şu parça var, dikkat ediyor musunuz? Bu parça şu ön tarafta duracak. Böyle dikine kalkarsa tabancayı monte edemiyoruz. Şimdi namlumu da buraya koydum. Şimdi şunu bakınız, şuraya koyuyorum ama bu dediğim gibi şunu bu tarafa almayacak. Şimdi bunu aldım, ters tutup ağırlığını hafif vermek suretiyle ama hemen şuradan size şunu göstereyim. Şurada bir parçası var. Bu parçayı eğer bastırmazsam kapak, dikkat ediyor musunuz? İlerlemiyor. Bunu bastırıp bu şekilde kapatıp geriye doğru alacağım. Şöyle bir kontrol edeceğim. Yeri bence güzel. Eğer oturtamazsak, çünkü ortada bir problem var demektir. Biraz kurcaladığım için. Evet.
hatayı gördük. Tabancayı tekrar yerimize oturttuk. İcra yayımızı koyduk. Evet. Şimdi dostlar, bunu şuradan geçiriyorum. Şu ucunda yaylı bir kısım var. Şimdi bu yaylı kısmın ne olduğu merak edilir bazı açılardan. Bu kısımda bunu destekleyen esası da bir pimdir. İçi yaylıdır. Bunu buradan bastırırız. Şunu kapağın üzerine vermeden hafifçe bastırıp buradan bu şekilde yerini oturturuz dostlar. Şimdi bunu böyle ileride aldım. Tam yerini oturttum. Doğru mudur hocam? Doğru. Şimdi bunu buradan özür diliyorum. Önce şu. Tamam. Bu tarafa da çeviriyorum. Bu tarafa çevirdikten sonra bakın, çünkü o zaman da bu yerinde durmaz. Bunu buradan bu şekilde koyup bunu buradan böyle bastırıyorum. Yoksa buradan mermi gibi de fırlatır atar. Dikkat ederseniz tabancamızı yerine oturtuyoruz. Tabancamız fevkalade gerçekten ya, şu icra yayı olayı var ya, hani bazı tabancalardaki gibi kazık gibi değil. Gerçekten sertliği güzel ayarlanmış. Esas olarak Colt 1911 yaylarına göre biraz da belki farklı. Çünkü onlar da biraz daha sanki diğer tarafında, uç tarafında bir parça vardır. Hani yerine düzgün oturtmazsanız olmaz. Bunu direkt yay şeklinde yapmışlar. Sürmesi, sökmesi, takması gayet kolay bir tabanca. Dikkat ederseniz çekemiyorum ama şuradan emniyet basılı olduğu an itibariyle horozu düşüyor. Bakınız dostlar, dediğim gibi bu tabanca son derece pahalı bir tabanca. Ayrıca çok kaliteli bir tabanca. Müsabaka tip bir tabanca gibi yapılmış. Tekrar söylemek durumundayım. Tetik disiplini itibariyle çok yumuşak bir tetiği olan, haliyle kullanıcısının özellikle şu tetiğe hiç kullanmayacaksa esasında dokunmaması gereken bir tabanca. Özellikle mesela Browning'lerde bilinir ki tetikler serttir. Sebebi ortalama bir kullanıcının bu gibi hatalar yapması ihtimalidir. Ama müsabaka tip tabancalarda özellikle çok yumuşak tetikler, daha doğrusu tetik horoz grupları ve yay grupları görülür. Bu tabanca bu anlamda o şekilde yapılmıştır. Doğrudan müsabaka tip bir tabanca mı bilmiyorum. Web sitesinde çünkü incelemediğim için bu anlamda sizlere yanlış bir bilgi de vermek istemem. Ama buna karşılık teknik özellikleri itibariyle gerçekten bir müsabaka tabancasına yapısal olarak birebir de uyumlu bir tabanca. Evet dostlar, tabancamız tipik 45'lik olarak. Ayrıca hani çok yüksek çapıyla son derece etkili olan bir tabanca. Özellikle hollow point mühimmatlarda, mesela Amerika'da yaşadığımızı düşünseniz, her ne kadar 9x19'lara çok belirgin bir fark atamayacak olsa bile FMJ dediğimiz bu tip mühimmatlarda çap farkını hani konuşturabilen de bir tabanca, ama buna karşılık özellikle hani Amerika'dan da yazıştığımız, özellikle profesyonel bazı kimselerden aldığımız bilgiler anlamında diyorlar ki 45 ACP bile kullansan, FMJ'lerde bakınız Amerika'da verilen silah eğitimlerinde, şu göğsün şu bölgesinden bile vursanız zaten durdurucu atışı bir şu bölgede, bir baş bölgesinde yaparsanız, şu bölgede dahi 2-3 tane 45 kalibre FMJ atmanız gerekebilir. 9x19'larda 4-5 tane atmanız gerekebileceğini söylüyoruz şeklinde bir uyarı da yaparlar. Tabi burası Türkiye, yaşadığımız şartlar belli. O anlamda hiç durumu dramatize etmeyelim, ama buna karşılık tabancanın şu mühimmatının çapı itibariyle ne olursa olsun bilirsiniz ve herkes bilir ki etkide
esasında esas belirleyici olan şey mühimmatın çapı ve yüklendiği enerji olduğu için son derece güçlü bir mühimmat olarak hiç kimse ya bu fişek aslında söylendiği gibi değil falan eğer derse dostlar itibar etmeyiniz. Bu bir 45'liktir ve bu tabanca gerçekten alanında dünyada kalite sembolü olmuş Zigzaver isimli firmanın üretmiş olduğu gerçekten birinci sınıf elit, süratli ve rahat atış yapılan bir tabanca ve gerçekten daha önce Colt 1911'leri falan da almıştım da elime. Bakınız tamirhanede çalışırken falan da görmüştüm o tabancaları da. Hani bu tabancanın tutuşu, hani kabzesi başta olmak üzere gerçekten hepsinden daha farklı diyebilirim. Zigzaver 1911 model süper target. Evet dostlar, zor sayılabilecek bir parça. Şu kısımdaki de doğrudur. Horoz emniyetiyle kapak saplama milinin arasında ikisini sabitleyen iki ucu da pimli iç yaylı parça. Evet dostlar, tabancamız dediğim gibi böyle bir tabanca. Çok kıymetli dostum ha, bu güzel tabancayla bana bu videoyu çekme şansı tanıdığı için özellikle buradan çok teşekkür ediyorum. Sağladığı tüm destek dahil olmak üzere. Evet dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Artık yüksek müsaadelerinizle bu videoyu artık burada bitirmek istiyorum. Hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.